Herkese selam. Giriş için çok özür dilerim. Ben Mecha Speed ve bugün size Angry Birds neden battı ve neyin yanlış gittiğini anlatacağım. Size iyi seyirler. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Her şey 2009'da olmuştu. Jaco Isalo. Umarım doğru okumuşumdur. Çok garip bir isim. Evde tek başına oyun oynarken aklına bir fikir geldi. Hemen resim programını açıp şişko kuşlar çizmeye başladı. Ve 8 aylık sürecin sonunda ve 2009 yılında ilk Angry Birds oyunu çıkmıştı. Ama şu anki adı Red First Flight. Peki bu ilk Angry Birds oyunu her yerde mi yayınlandı? Hayır, ilk çıktığı zamanlarda sadece belirli bir ülkelerde yayınlanmıştı. Ama Rovio bunun daha fazla ülkeye yayınlanmalıydı. Ki Rovio bunu yaptı bile. Nasıl diye sorarsanız Apple'la olan bir bağlantısı vardı zaten. Ondan sonra Apple bunu öne çıkanlara koymuştu ve bu işe yaradı mı? Tabii ki de yaradı. Ve oyun yükseliş yaşadı. Ve bu Rovio için bayağı güzel bir şeydi. Niye güzel bir şey diye sorarsanız oyun 2 yılda 50 milyon euro kazandırılmıştı Rovio'ya. Yıl 2011. Angry Birds'ın ilk filmi çıkacaktı. Şimdilik filmi bir araya koyalım. Ve Rovio sadece bir tane oyunla mı ünlü olacaktı? Tabii ki de hayır. Bundan başka oyunları da vardı. Şimdi gelin sizlere bunları göstereyim. Aralarından en sevdiğim Angry Birds 2, Angry Birds Epic, bir de normal Angry Birds. Ama benim aralarından en sevdiğim Angry Birds Epic. Çok sarıyordu. Ama en çok Rovio'yu zengin yapan şeyler ise figürleriydi. Ve tabii bazı kostümler. Ve nedense Rovio bu oyunları kaldırdı. Bunu neden yaptığı hiç kimse bilmiyor. Hayır aga, niye Epic'i falan kaldırıyorsun? Tek Angry Birds 2, yani bazı oyunları kaldı. O da iyice batmasın diye bence. Yani geri getirse bence daha iyi olabilir. Rovio durur mu? Çıkarır Angry Birds 2'nu. Ve bence gayet güzel. Ben hala izliyorum. Ondan sonra ise zaten de Angry Birds 2 filmi çıkmaktadır. Peki Angry Birds'ü tam olarak ne batırdı? Tabii ki de oyunlarıyla alakası yok. Belki oyunları kaldırması. Asıl batıran şey oyunlarının çakma olması. Mesela Angry Birds Pop, kendi Crash çakması ve böyle şeyler. Kendine özgü oyunlar yapsa mesela. Hayır, kendine özgü oyun da yani içeriği farklı, çalıntı öyle. Bu arada o bahsettiğim Angry Birds Pop oyunu Candy Crush'ın çakması olmayabilir. Angry Birds'ün farklı bir oyunu Candy Crush'ın çakması olabilir. Yani oyunları karıştırmış olabilirim. Çok özür dilerim ve benden de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.